İstanbul'da çok güzel bir yere geldik. Nereye geldik? Tuğba Ünal kardeşimizin yanına geldik. Tuğba'yı birçok yerlerde görüyorsunuz, birçok televizyon kanallarında görüyorsunuz. Ama biz de atölyesinde kendi yerinde gelip görelim istedik. Çünkü hakikaten çok değişik sanat eserleri yapıyor. Neler yapıyorsun Tuğba'cığım burada? Feridun Hocam, butik pastacılık üzerine sıfırdan başlayıp profesyonelliğe kadar bütün eğitimlerimiz mevcut. Kütahya'dan Tuğba arkadaşımız geldi mesela. Burada İki otelde Tuğba yan kalıyor. yana bu arada Evet, sevgili dilek seyirciler. Evet. tutabilirsiniz Feridun Hocam. Kütahya'dan, yurt dışından, farklı şehirlerden gelip burada sıfırdan başlayıp evde ev hanımlığı yapan, çalışan, farklı meslekle uğraşmak isteyen ve bu butik pastacılığa ilgi duyan arkadaşlarımız geliyor, sıfırdan başlıyoruz. Bütün eğitimlerini alıyor ve sonrasında kendisi de bu işi A'dan Z'ye profesyonel şekilde yapabiliyor kıvama geliyor. Sevgili kardeşim, hakikaten bu pastacılık biraz farklı bir boyutta da. Mesela şu bir pasta. Evet. Nasıl bir pasta? Bu da bir pasta. Yani yenilebilir bunlar. Bakın burada yapmışlar. Tuğba kardeşim yapmış. Bunlar da Evet, yenilebilir. öğrencim yaptı. Şimdi bu da yapılıyor değil mi? Aynen. Evet, bu Bize da bir yapıp gösterir kesenlidir. misiniz? Nasıl bir şey? Nasıl oluyor? Şu anda devam ediyoruz. Evet, Hadi bir yapın Tuğbacığım, görelim baş bakalım. kısmını yerleştirelim. Heh. Evet. Gıda yapıştırıcılarımız var. Şeker Özel. hamurumuz yapıştırmak için kullanıyoruz. Şimdi yüzünü de yapmışlar. Bu da Evet. şekerden değil mi? Evet, şöyle yüzünü de Şöyle. Evet. gösterelim. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi sevgili kardeşim, tamamen bir sanat eseri hakikaten. Evet, yani pastacılığa farklı bir boyut getirdik Feridun Hocam. Birebir insan benzetme figürleri de yapıyoruz. Ne güzel. Mesela siz bir dahakine artık sizin figürünüzü Tamam. yaparız. Tamam. Kimleri yaptın mesela? Sayfamda hepsi mevcut Tamam. Feridun Hocam. Tuğba Tuğba Ünal Ünal diye sayfaya Şef ulaşabiliyorlar. Tuğba Ünal Instagram'dan Şef diye yazdınız mı Instagram'dan ulaşabiliyor. Tuğba herkes Ünal. ulaşabilir. Tamam. Evet. Evet, taktık şimdi. Şimdi Aynen. neler yapacağız başka? Saçını mı koyacağız? Ne Evet, yapacağız? saçını ekleyeceğiz. Papyonu mu takacağız başka? Neresi Evet, var? saçını yapacağız. Şöyle çenesini öne doğru getirelim. Ha. Şöyle bakın, az önce Oh. Tuğba arkadaşımız ekledi bileğini. Saçı neden Şeker yapılacak? hamurundan, Şeker bütün hamur. her şey yenilebilir. Şu Hı. anda gördüğünüz bütün detaylar yenilebilir detaylar. Hatta şöyle de göstereyim Feridun Hocam. Şu çiçekler dahi yenilebilir. Bu da şekerden öyle mi? Evet, bu da şekerden. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, bu da Hatta şekerdenmiş. yenilebilir gofret kağıdı da mevcut. Bildiğiniz böyle gofretin şekersiz halini düşünün Feridun Hocam. Yani ev Harika hanımları, bakın detaylar. size güzel bir iş kapısı. Yeter ki birazcık hevesiniz olsun. Her kişinin kabiliyetine göre değişik yapılıyor. Siz illa bu kadar incesini yapmasın ama siz de şöyle çiçekten yapabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi Tuğba Hanım yapsın, biraz görelim bakalım neler oluyormuş. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi saçlarını takmaya başladı. Hadi devam edelim. Evet, yenilebilir Peki. şeker Diğer hamuruyla saçlarını. misafir Tuğba'dan, öğrenci Tuğba'dan Evet. başladık. Aynen. Evet, bu da yenilebilir hamurmuş sevgili kardeşlerim. Yani ne demek yenilebilir? Yani böyle. Yiyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Yeniliyor mu? yönetmenim kıskandı, ona da vereyim. Saç diyoruz. Size Tuğba ile eğitimde yaptığımız pastadan da ikram edeceğiz Feridun Hocam. Yaptığım pastaları ikram Şanslısınız, edeceğiz. Tamam. Tuğba'nın pastası. Tamam, onu da. Burada renkli renkli makaronlarımız. Sevgili seyircilerim, Tuğba'nın ünü uluslararası. Bize bir anlat, nasıl şampiyon oldun? Feridun Hocam, ben ilk bu işe başladığımda dedim, o Türk bayrağını yurt dışında böyle göğsümü gere gere bu işimi orada sergileyeceğim dedim ve ödülümü alacağım dedim. Almanya Stuttgart 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye ikinci yaptım. Pastacılık olimpiyatları. Pastacılık üzerinde evet şöyle bir detay çalıştım Feridun Hocam. Burada Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi bu pasta. evet. Bir daha söylüyorum. Bu bir pasta. Her detay yenilebilir. Görüyor musunuz? Her şey yenilebiliyor. İki başlı dev. Bu iki başlı dev beni çok ilgilendirdi. Niye ilgilendirdi sevgili seyircilerim? Şuraya bir yönetmenim, şuraya bir gelebilir misiniz? Geldik hocam. Bakın dizinde problem varmış. Bir tane diz aleti takmışlar buraya. Bunun dizinde menisküsleri varmış. Dizinde bozukluk varmış. Bir tane diz aparatı takmışlar. Görüyorsunuz. Hocam devin biri mutlu, biri üzgün. Evet. Çok güzel yapmışlar.
Evet, bir bedendeki iki ruh çalışmamın adı. Bir bedendeki ve bundan iki ruh. Altın madalyası var. O altın madalyasını da gösterelim yönetmenim şimdi. Bak. Evet sevgili seyircim, gördüğünüz gibi yani uluslararası bir kardeşimizle beraberiz. Hakikaten de ben gelince şaşırdım. Bu kadar güzel olacağını umuyordum. Çok değişik. Bakın bunlar hepsi pasta sevgili seyircim. Şu kızımız da bakın gözünüzün önünde de yaptılar saçlarında. Mükemmel oldu. Tuğba'nın da bayağı kabiliyetliymiş yani. Evet evet, Tuğba'yla full tam programda eğitim yapıyoruz Ferdi Hocam. Maşallah. Sen nereden geldin? Kütahya'dan geldim. Kütahya'dan gelmiş. Evet. Kütahya Tavşan'dan gelmiş. Aynen. Kendisi hiçbir de. Hiçbir eğitim bilmiyorum yani pasta yapmasını. Evet, sıfırdan başladı. Şu anda döndüğünde butik pastacılığı bu aldığı eğitimlerle maşallah kolaylıkla yapacak. Maşallah. Evet hanımlar, bakın Tuğba Hanım'ı bir yere not edin. Sizin de bir ara yolunuz düşerse bu güzelliklerden yararlanın. Sizler de bunları yapabilirsiniz. Belki içinizde bir cevher var. Acaba ne var? Evet. Buyurun benim. Gelin bakalım deneyin. Tuğba Hanım dedi ki hocam tamam pasta güzel yiyorsun afiyet olsun da bir de benim de derdim vardı. Ne oldu Tuğba Hanım? Feridun Hocam ben 3 hafta önce kayakta düştüm kayarken. Biraz Karadeniz'de olduğumuzdan beri hızlı seviyoruz. Şu dizimi ufaktan bir sakatladım. Şimdi dizinin bağlarında bir sorun var mı ona bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle çekme belirtisi bakarız. Senin bu dizinde de daha önce bir şey oldu mu? Bu sağlam dizinde bir şey oldu mu daha yok, önce? Yok hiç olmadı, olmadı hocam. Çok iyi. Uzat bakayım. Evet. Çok şükür basit atlatmış. Tam şurada birazcık ağrısı var şurada. Çok hafif. Evet çok şu hafif. Anda şurada dokunduğunuz şurada, yerde. Evet. Şurada hafif bir sıkıntısı var. Kötü bir şey yok. Hafif bağlarda ve şeyde, dizde zorlanma olmuş. Buraya sıcak uygulayacaksın. Sıcaktan sonra biz sana bir krem söyleyeceğiz. Daha doğrusu şöyle bir krem tavsiye ediyoruz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bir bardak suyun yarısına zeytinyağı, yarısına limon suyu koyacaksınız. Onu bir karıştıracaksın. Biraz bekleyecek. Buraya sıcak yaptıktan sonra onunla güzelce masaj yapıp diz hareketleri yapacaksınız. Nasıl hareket yapacaksınız? Dizi aşağı doğru bastır Tuğba kardeşim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırak. Yap. Bunu aklına geldikçe yapacaksın Tuğba. Bunu, evet. Bak şu kasları kuvvet. Kas iyice. Biraz daha kas. Böyle yapacaksın. Kasacaksın iyice. Bırakacaksın. Kasları kas mı kuvvetlendirmek? Evet. Buraya kan gelmesin sadece. Ondan sonra oturduğun yerde Tuğba kardeşim bak böyle. Ayağını kendine doğru çek. Kaldır indir yapacaksın bak. Kaldır indir. Kaldır yine indir. Kasarak değil mi doktor? Evet hep kasarak. Kaldır indir. Şimdi Tuğba'cığım 5 tane böyle yapacaksın kardeşim. 5 tane de içe dışa kardeşim. 5 tane daire yap. 5 tane ters daire yap. 5 tane kapat aç. Bunu çok bizim yapacaksın. Tıklıyor. Tıklama kadar önemli değil. O geçecek. Değil. Otur sen şimdi. Bir de oturduğun yerde yapacağız. Bunu şöyle yaslan iyice arkana. Şunu beline koy. Yaslan iyice. Şimdi Tuğba kardeşim. Demin gösterdiğim hareketleri yapmaya çalış. Kaldır ayağını. Dizini kendine doğru çek. Hadi kaldır indir yap. Evet sevgili kardeşim. Her türlü diz rahatsızlığında yapacağınız hareketleri gösteriyoruz. İçe dışa. Bravo. Daire yap Tuğba. Ters daire yap kardeşim. Şimdi kapat aç. Dizlerini böyle kapat aç. Kapat aç. Kapat aç. Bunu sıcak yapıp krem sürdükten sonra yaparsan daha da önemli. Günde aklına geldikçe bundan ne kadar çok yaparsan ben aşağı yukarı 50 ila 100 arası yap derim sana. Fırsat buldukça televizyon seyrederken otururken. Bu kasları kuvvetlendirdikçe göreceksin ki dizindeki olay geçecek. Hiçbir şey kalmaz. Biz çok sana şimdi bazı vitaminler de söyleyeceğiz. Onları da kullandığı zaman mükemmel düzelir. Kremler önemli. Biz ozonlu bir krem vereceğiz sana. Onun da faydası olacak. Yeter ki dediklerimi yap. Çok güzel şeyler olacak. Inşallah. Çok teşekkür ederim Feridun Bey. Evet pastayı da hak ettik sevgili seyircilerim. Yani hemen sonuna kadar yaptık. Tedavimi de yaptık. Hadi bize afiyet olsun bakalım. Evet can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Şimdi mermer pastayı deniyoruz bakalım. Ama biliyorsunuz bizim bir adetimiz var.
Ne verilirse verilsin. Önce sevgili yönetmenimden. Evet hocam. Mermer gibi. Yok yok, gayet güzel. Yumuşacık. Sonra kameraman kardeşimden. Hocam içinde çikolata parçacıkları var. Evet. Kardeşime verdik. Ve analar taş yesin. Feridun Kurak da aynı şekilde. Ben en son daima sevgili seyircilerim. Ama en güzel yerini yedim laf aramızda. Bu da benim. Afiyet olsun. Nasıl güzel olmuş mu? Kuru bir kek değil. Güzel. Neyle nemlendiriyoruz? Sütle nemlendiriyoruz. Hiç şeker. Hiç şeyi kuru değil. Şekeri, şekeri hemen hemen yok gibi sevgili seyircilerim. Genelde böyle pasta yemeyenlere bile pasta yedirten bir tarif. Ama hakikaten güzelmiş sevgili hafif, kardeşlerim. Çok hafifmiş. Eğer müsaade ederseniz ben bunu bir halledeyim, sonra programa devam edeyim. Şimdi size yüzümüzde olan kırışıklıkları giderici, yüz kaslarımızı kuvvetlendirici, oradaki kan akımını hızlandırıcı, cildimizde oluşacak lekelere, cildimizde oluşacak bozukluklara yönelik bir PRP yani kök hücre uygulaması yapacağız. Bunun için de önce kanımızı aldık, kanımızı sulandırdık, kanımızı pıhtısından, sıvısından ayırdık. Sevgili kardeşlerim, hastamızın kanını aldık. Pıhtısıyla öz kısmını ayırdık. Buna trombosit diyoruz. Öz kısmı bu. Anne karnında erkeğin spermiyle hanımın yumurtası bir araya geldiğinde işte bu sarı suyun içindekiler sizi büyütmeye başlıyor. Annenin sarı suyun içindekiler. Biz bunlara trombositler diyoruz ve bunun içinde sizleri besleyecek, büyütecek bir sürü bizim daha tespit edemediğimiz özellikler, karakteriniz bile var bunların içinde kardeşler. İşte buradan güzelce sarı suyunu alıyoruz. Bu sarı suyu şu şekilde alıyoruz kardeşlerim. Buna şimdi özel bir sistemle bir de ozon katacağız. Götüreceğiz şimdi ozon katacağız. Ondan sonra bunu hastamıza uygulayacağız. Şimdi ozonunu katmak için götürelim. Şimdi ozon kattıktan sonra şimdi bunu aldık. Ozon ne yapmış olduk? Oksijenlendirmiş olduk. Sonra bakın böyle çok özel kıl iğne dediğimiz iğneyle yüzdeki bu kasların arasındaki güzel noktaları küçük küçük kıl iğneyle uygulayacağız. Burada amaç ne? Oranın kan akımını hızlandırmak, kan gelmek ve canlı hücre olduğu için orada çok çabuk iyileşme meydana gelecek. Çünkü sizin zaman içinde yüzünüzde de kaslarınızda bozulma olduğu için, kan damarlarında bozulma olduğu için, cilt altı yağ dokusunda bozulma olduğu için kırışıklıklar oluyor, lekeler oluyor. İşte biz bunları canlandırmak için bu bölgelere sizin kendi kanınızdan oksijenli PRP uygulaması denilen bir uygulama yapacağız. Bunun için steril şartlarda her şeyimizi hazırladık, ışığımızı tutuyoruz. Şimdi küçücük kıl iğneyle önce uyuşturma yapacağız. Bu uyuşturmadan sonra da bu bölgeye uygulayacağız. Küçücük bir şekilde hafif hafif içine cilt altı dokusuyla kas dokusunun üstüne bunu veriyoruz kardeşlerim. Hastamız hemen hemen hiç acı duymaz. Bilhassa şurada çok lekeli bölgeler var bakın. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bu lekeli dokuların altına vereceğiz. Yani ciltle kas arasına veriyoruz. Kardeşlerim, bakın görün, en ufak bir kan yok, en ufak bir kanama yok, en ufak bir acı yok. Yeter ki bunu güzelce belirli noktalar vardı, o noktalardan girdiğin zaman gayet kolaydır, gayet basittir. İşte yaptık, uyguladık. Bir de şimdi oraya bir uygulama daha yapacağız. Öbür tarafına da yapalım, ondan sonra uygulamayı göstereceğiz. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi şuraya şimdi uygulamamızı yaptık. Bakın uygulama olan bölgede
Ne güzel bir güzellik başladı hemen. Kendi kanı olduğu için. Dikkat ederseniz hafif kızarıklıklar başladı. Yani kendi kanınız. Burası da şimdi uygulama yapacağımız bölge. Bakın orası daha çökük, daha sönük, daha parlak diye. Bakın aynı anda yaptık. Bakın cilt nasıl parlak, buradaki nasıl mat. Bir de o kana oksijen koyduk. O zaman ne oldu? Burası iyice canlandı ve kanlandı. Görüyorsunuz bakın ne kadar güzel halde. Şimdi aynısını öbür tarafa uygulayacağız. İkisi de eşit hale gelecek. Bakın burada daha önce sivilcelerine bağlı bozulmalar olmuş. Hem buraya uygulayacağız hem de şu oluğun çökmesine mani olacağız. Oraya uygulayacağız. Lekeler de çok iyi gelir. Kırışıklıklar da çok iyi gelir. Biz mümkün olduğu kadar kendi kanından yapılan işlemleri çok tavsiye ediyoruz. Bu işi bilerek yapanlara saygımız sonsuz. Ama doktor olmayanların kuaför salonlarında, güzellik merkezi adı altında hiç bu işte anlamayanların da yaptığı bir işlem oluyor maalesef. Bir sürü sıkıntılar oluyor. Bilhassa dolgularda, bilhassa botokslarda hiç bu işi bilmeyenler yapıyor kardeşler. Ne olur dikkat edin. Bu işi yapabilen doktor olmanız gerekiyor. O yüzden dikkat ediniz. Doktor olmayanlara bu işi yaptırmayınız. Dolgu yapıyor, botoks yapıyor, dudağınıza dolgu yapıyor. Kuzu kuzu duruyorsunuz. Ondan sonra alerji yaptığı zaman da uğraşıp duruyorsunuz. Doktor olmayanlara bunları yaptırmayınız. Şimdi biz de oraya bir uyuşturucu sıkıyoruz. Bir de steril şartlarda yapılması lazım. Şimdi hastamızın uygulamasını gösteriyoruz. Kardeşlerim, bu yaptığımız işlemin en ufak bir yan etkisi, en ufak bir tehlikesi yok. Neden yok? Çünkü kendi kanı. Bakın görüyorsunuz yapılan işlem sonucunda en ufak bir kanama da yok, bir şey de yok görüyorsunuz. Ve cildi burası da nasıl parladı, nasıl bir canlılık meydana geldi burada da görüyorsunuz. Biz şimdi buna bir uygulama daha yapıyoruz. Özel bir aletimizle burayı soğutuyoruz. Neden soğutuyoruz? Ne kadar olsa oraya iğne battı, o iğnenin batmasının etkisiyle orada cilt altında küçücük kıl, cal şekilde kanama bile olmasın diye küçük bir uygulama uyguluyoruz. Evet, böyle soğutucu bir işlem uyguluyoruz buraya. Sonra da şimdi krem süreceğiz. İşte kardeşlerim, bu da yüzdeki cilt altı dokusuyla şuradaki kas bölgelerine, şu bölgelerin yeniden kanlanmasını, canlanmasını arttıran kök hücre uygulamasıydı. Benim size tavsiyem daima kendi kanınızdan olmak kaydıyla işte böyle yaptığımız PRP, içine oksijen konabilir. Oraya herhangi bir dolgu, herhangi bir botoks, herhangi bir vitamin, herhangi şu balık, bu balık, yok somonmuş, yok şuymuş, buymuş. Ondan önce daima kendi kanınızdan olanını yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Bu bizim görüşümüz. Diğer yapan arkadaşlarımıza saygımız sonsuz. Ama bizim size en çok vereceğimiz buradaki mesaj neydi? Muhakkak doktor olanlar yapacak. Buna özellikle dikkat ediniz. İstanbul'dayız. Anne burası neresi İstanbul'da? İstanbul Samandıra. Samandıra'da bir yere geçerken bir başka bir eve gelmiştik. Orada bir kardeşimiz karşımıza çıktı. Hocam benim gözümün nuru bir tane anacığım var. Ne olur şu anama bir bakalım dedi. Ya işimiz var kardeşim falan desek de ne yaptı etti bizi anasına getirdi. Oğlan çok seviyor seni bak. Ne yapayım seviyorsa. Sevmiyor mu? Sevmez olur mu? Seviyor. Çok seviyor hem de anne. Bak nasıl yırttı ortalığı dedi. Ne olur dedi anama bir bakalım. Ne olur anamı bir tedavi edelim hocam dedi. 3 senedir dedi basamıyor dedi. 3 senedir şey böyle gezemiyorum evde. Ne oluyor anne? Böyle yatıyorum. Başım dönüyor. Fulluyorum. Başım düşüyorum. Dönüyor. Başım döndüğünü de anlamıyorum. Heh. Böyle yürüdüğümü de anlamıyorum. Heh. Düşüyorum kalkınca. Ayaklara ayağa kalkamıyorum. Peki. Nasıl başladı anne? Ne oldu da başladı? Bir anca oldum. Anca'dan sonra bir sene sonra şey oldum belimden.
ameliyat fıtık oldum. Fıtık mı dediler? Fıtık, fıtık mı dediler. Fıtık patlamış aldılar. Dediler. Ha. Sonra? Patlamış dediler, aldılar. Ha. Bir iğne vurdular. O iğneyi vurmasam keşke dediler. Öyle iğneyi vurdular. İğnen belimin ağrısı geçti. Buradan buraya şey yapmıyor. Tutmuyor. Tutuyor. Tutmayı tutuyor. Bak şu şeyim tutuyor. Peki ne diyor doktorun, ne diyor? Ne oldu diyor sana? Hiçbir şey demiyor. Doktora. Peki sen git yatakta yat mı diyor sana? Vallahi bilmiyorum. Geçen de gittim. Ne diyor, yatak... ne diyor? Yatakta yat diyor mu? Yatakta yat da demiyor. Kalk demiyor. Da demiyor. Anne, şimdi sevgili hastalarımız, sevgili kardeşlerim, annemin şimdi size bir mesaj vermek istiyoruz. Bakın geldik, saat şimdi öğle, saat 3.30 filan. Böyle yatakta yattığınız sürece beyin diyor ki, ha biz diyor hastayız, hiç kalkamayacağız diyor. Hiçbir zaman iyileşme şansı olmaz o hastanın. Muhakkak böyle ev ortamında, yani böyle oturması lazımdı. Yatacaksa da, şey yapacaksa da böyle ayaklarını böyle uzatıp burada oturması lazımdı. Ondan sonra yatacağı zaman yatağına doğru geçmesi lazımdı. Eğer bunu yapmazsa beyin diyor ki biz hastayız, kalkamayız diyor. İyileşme durumu yavaşlıyor. Her şey sizin ruh yapınızla çok ilgili. O yüzden diyecek ki annem, ben düzeleceğim, ben iyi olacağım, ben bu işi halledeceğim. Bakın şimdi şöyle hafifçe gösterelim. Anneciğim ayaklarını uzat. Oynat bakalım ayaklarını bir tane. Ben ayağım... Dur. Sen bir oynat bir tane. Çek şimdi ayağını. Çek şöyle yap. Şöyle yap. Gayet çek. Bunu da yap anne. Çek. Bunu fazla yapamıyorum. Çek hayatım sen uzat. Peki anneciğim uzat ayaklarını. Şimdi ayağını kendine doğru çekmeye çalış. Bak şöyle yap anne. Şimdi annemize çok önemli, oturduğu yerde çok bol hareketler öğreteceğiz. O hareketleri de güzel yaparsa burada canlanmalar meydana gelecek. Çok güzel şeyler olacak. Peki anne şimdi seni şöyle yavaşça bir oturtalım bakalım. Gel bakalım. Ne oldu? Bir de bana çok büyük bir üzüntü oldu diyorsun. Ne oldu sana? Benim büyük kızım öldü. Neden oldu anne? Bilmiyorum işte. Allah bu dünyada her şeyi bir imtihan eder anne. Hastalıkta bir i̇şte imtihandır. Bak şimdi böyle kalkamıyorum. Peki hocam. Dur kalkacağız. Kıza ne oldu? Bir anlat bakayım kıza ne oldu? Kıza da hiç bir şey olmuş. Hiç haberimiz yok. Bu kötü hastalık neydi? Hastalık. Kanser mi olmuş? Yok. Covid hocam. Ondan olmuş haberi. Korona olmuş. Ha. Bir de iki tane de torun vardı. Onu bakıyordu işte. Birdenbire vefat etti öyle mi? Bacası Zabali'nin onu aşıya götürmüş. Ha. Ya bak şimdi hastalandı işte. Anne bir dilini çıkar bakayım. İyice çıkar. Evet. Sevgili kardeşim bir annemizin bir dilini gösterelim. Çıkar anne dilini. Bakın görüyorsunuz sevgili kardeşim. Dil çatlak çatlak. Sarı ortası. Yanları ortası sapsarı. Şimdi bu demektir ki annemin ağız bölgesinde ve sinüslerinde ve diş bölgesinde ciddi bir enfeksiyon var. Bu enfeksiyon vücuda yayılıyor. Annemin iyileşmesini o da geciktiriyor. O yüzden şimdi biz ağız bölgesine de bazı gargaralar anlatacağız. Şimdi anne, buradan kalkan bir iltihap vücuda yayılıyor. Senin dizlerini, belinin dengesini bozuyor. Sen şimdi yavaşça gel bakayım anne öne doğru. Tut bakayım beraberce. Bismillahirrahmanirrahim. Dikil anne. Harikasın. Güzel bas anne, güzel bas. Yürü bakayım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle giderken dengesi bozuluyor. Bir dur! Oğlu bir ayrı dert, anası bir dert. Pozitif güzel şeyler varsa onu söyleyeceksin. Aa bak hocam, o annem çok güzel kalkabiliyor. Onu söyleyeceksen bana gizli. Hocam işte kalkayamaz işi yani. Hep kötü. Bir tane de bir güzel bir şey söyle. Tamam bunları yanına hocam. Bir tane pozitif bir şey söylemediniz ya. Oğlu bir dert, anası bir dert. Bir güzel şeyler söyleyeceksiniz. Bak ne güzel ayağa kalkıyor, dikiliyor. Bu hasta %100 yürür. %100 işini gücünü görür. Böyle walker'ı nerede walker'ı? Yürüme aleti nerede? Niye yok walker'ı? Niye yok? İstemeyle olmayacak ki bunu kendi işini kendi gücünü görecek. Tuvalete ne yapıyorsun sen? Oğlanlar. İyiyim öyle. Nasıl gidiyor tuvalete? Oturuyor. Kim götürüyor? Cep oğlan götürüyor. Ya onun yerine işte onun yerine sana böyle U şeklinde yürüme aletleri vardır. Ondan alacağız, onunla yürüyeceksin. Onunla düşmezsin. Gayet güzel şey yapabilirsin. Anne kendi işini kendi görecek hale gelmen şart. Tamam otur bakayım sen şimdi anlaştık. Sen gayet güzel düzelirsin. Sen anne. Yalnız şartın var. Bir saat sabah, bir saat öğle, bir saat akşam hareketler vereceğiz anneye.
Şimdi yolda giderken taş bile değse diyor ayağınıza bir sebep vardır diyor Rabbim. Bugün belki de anneye bir kurtuluş var burada. Bu mesajı alın. Duydun mu? Bu mesajı al. O yüzden şimdi ağız gargaralar anlatacağım. Bunları alınacak. Hocam iyi dinle anne bak. Bak bir gargaralar söyleyeceğim. O çok güzel yapılacak. Ondan sonra bazı vitaminler söyleyeceğiz. Bunun D vitamini yok mesela. Hiç yok D vitamini. Bak hiç D vitamini yok. Ben arada magnezyum falan alıyorum. Aferin kızım ama dur şimdi. Hem magnezyum vereceğiz. Aferin. Hem magnezyum hem D vitamini vereceğiz. Rabbim sana çok güzel bir şey göndermiş. Tamam oğlan iyi ama Allah şu gelinden razı olsun. Gelinim bak böyle çünkü. Gelin yok. Kızın olsa bakmaz bu kadar. Haberin olsun. Gelinim çünkü. Bak bir daha söylüyorum. Kızın olsa bakmaz. Bak biz daha dünya kadar evlere gidiyoruz. Böyle böylesi yok. O yüzden bu kızın da kıymetini bil. Sen de biraz gayrete gel. Çok büyük acı geçirmişsin ama senin koskoca Allah'ın var. Allah'ım. Evet, at kestaneli kremle yukarıya doğru yukarıya doğru ağrıyan eklemlerine süreceğiz. At kestaneli ozonlu krem. Hep yukarıya doğru sürmemiz lazım kardeşlerim. Böyle bu eklemler canlandıkça annemin yürüyüşünde hep güzelleşme olacak. Yalnız o walker dediğimiz aleti bir an önce alın. Onunla sık sık yürütün annemizi. Ona alışsın, yürümezse olmaz. Tamam yanında siz duracaksınız durun ama bunları yapmazsak düzelmez. Bütün eklemlerine ve bel bölgesine bu kremi sürmemiz lazım. Gel bir de belini aç gelin hanım gel. Bu kremi aldık. Vitaminlerini söyledik. Ankara'dan geleceklerini söyledik. Bunları yapılacak. Şuraya ben kendi telefonumla yazacağım. Bir ay sonra anneyle ilgili bize bilgi vereceksiniz. Şöyle oldu böyle oldu. Mesaj belki edeceğiz. Sizden kan tahlil edilse. Evet sevgili seyircilerim. Anam gördüğünüz gibi. Elbisemi çıkarttın. Tamam. Tamam. Gördüğünüz gibi kameramanlığa alıştı. Spikerliğe de alıştı. Zaten torunu var burada. O da spor spikeri olmak istiyormuş. Anam da hazırlıkla hemen tutmaya başladı. Artık bizim elimizden aldı. Şimdi anamın biraz yüzünü güldürebildik. Geldiğimizde suratı çok asıktı. Çok şükür şimdi birazcık yüzünü güldürebildik. Çünkü güzel şeyler söyledik. İnşallah bu yataktan kurtulacak. Yaklaşık bir buçuk ay sonra geleceğiz burada göreceğiz. Yatakta görmeyeceğiz inşallah bir daha sefer. Bakalım anamda ne kadar güzel gelişmeler olacak. Onları size aktaracağız. Hadi iyi günler olsun. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim bel ağrılarında kliniğimizde uyguladığım bir işlemi daha göstereceğiz size. Bakın böyle, Şems şunu tut şimdi. Şimdi hastamıza şöyle bir uygulama yapıyoruz. Özel bir aletimizle hastamızı bu şekilde ters çeviriyoruz. Ne yaptık? Bakın şöyle iskelette göstereyim şimdi. Bakın şu şekilde, kalçası bu, başı bu. Bu şekilde yapıp kendi başına salladığımız zaman bakın buralara dikkat edin şimdi. Bakın nasıl açılıyor. Kendi ağırlığıyla açılma yaptığımız için bu işlemi yaptığımızda en ufak bir yan eti, en ufak bir ters bir şey olmuyor. Çünkü kendi haliyle asıyoruz kendisini. Bakın tersten asıyoruz. Bakın nasıl açıldı. Çok rahatlama, çok iyi bir şekilde ferahlama oluyor. Yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. Ve sonra böyle redüksiyon dediğimiz böyle işlemler de uyguluyoruz. İşte kardeşlerim, bunu yapmakla da amacımız belin kendi doğru tersine dönmesi lazım. Peki hocam, biz nereden bulacağız senin bu aletini? Biz senin muayenehaneye gelmek zorunda mıyız? Değiliz. O zaman ne yapacaksınız? Evde, evinizde, her yerde bulabileceğiniz kapılara takılan böyle bir demirler var. Bakın böyle sallanacaksınız, bakın böyle. Sallan. Bakın böyle bıraktığınız zaman burada da gene açılma oluyor. Bakın böyle kendi ağırlığıyla. Bak nasıl açıldı bak. Bak böyle.
İşte o zaman buradaki sinirler genişleyip fıtıklarda, ağrılarda rahatlama oluyor. İster bu, ister bu. Bunu yapamazsınız ama bunu muhakkak evinizde yapınız. Sakın ihmal etmeyiniz can kardeşler, canım kardeşler. Kardeşlerim, bunu yapmada çok önemli özelliklerden biri, beyninize bol kan geliyor. Başınıza kan akımını hızlandırdığı için, beyninize kan geldiği için mükemmel bir rahatlama elde ediliyor. Beyin damarlarda genişleme oluyor. Alzheimer'lara mani olunuyor. Bu önemli, çok önemli bir durum. Kaldıralım şimdi bunları. Başınıza kan gelmesi için her gün sabah yataktan nasıl kalkmanız gerektiğini öğreteceğim. Aman yataktan şu şekilde hemen paldır küldür kalkmayınız. Yatakta uyandınız kardeşlerim. Şöyle önce bir genleşiniz. Şöyle bir rahatlayınız. Kendinizi geliniz. Ondan sonra bacaklarınızı biraz kendinize çekiniz. Bunu biraz çekiniz. Kollarınızı şöyle hareketler yaptınız. Ve bu çok önemli. Çok şükür ya Rabbi bugün gene uyandım. Verdiğin nimetlerine, huzuruna sonsuz şükürler olsun diye böyle bir şükürle başlayacaksınız. O zaman her şeyler rast gider. Bu arada beyninize kan gelmesi için şu işlemi yapacaksınız. Başınızı böyle aşağı doğru sarkıtacaksınız. Bakın böyle. Ama bu zor diyorsanız böylesi daha kolay bakın. Elinizi koyacaksınız. Başınızı böyle aşağı doğru sarkıtacaksınız. Yaklaşık 1-2 dakika durmanızda yarar var. Bu ne yapacak? Sizin Alzheimer olmanızı engelleyecek. Sizin beyin damarlarınızın daralmasını engelleyecek. Beyninizin çalışmasını, bol kan gelmesini sağlayacak mükemmel bir uygulama. Bunu sakın sakın ihmal etmeyiniz. Ama ben size bir şey daha göstereceğim. Yapabilenler, bilhassa çocuklarınıza ve kendiniz bunu çok öğretiniz. Bu şekilde beyninizi daha güzel çalıştırabileceğiniz bir durum. Gördüğünüz gibi beyninize bol kan geliyor. Kan geldikçe can geliyor. Gördüğünüz gibi bu işlemi de ne kadar çok yapabilirseniz yapabilenler lütfen bunu da çok yapsınlar. Yüzümü gösterin bakın nasıl kanlandı. Lütfen bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. İstanbul'da neredeyiz Muhammed? Doğa Park'tayız. Pendik, Kurtköy'de Doğa Park. Pendik, Kurtköy'deyiz. Bir Doğa Park'ına geldik. Şimdi sevgili kardeşim kendi yaptığı bir torna makinesini gösteriyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz bunların elektrik motorla yapılıyor ama bu en doğal bir, hiçbir yan etkisi olmayan, zarar almayan bir torna makinesi. Görüyorsunuz ağacı şekillendirmede çok güzel kullanılabilir. Ayağıyla basıyor. Bu ekmek kendisini çalıştıran bir mükemmel bir torna makinesi yapmış kendisi. Bakın ne kadar güzel burada böyle oymayı yaptı. Bu oymayı tamam bu alet vasıtasıyla ve bu ipini böyle 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 döndüre döndüre yaptı bunu. Elektrik yoksa istediği gibi çalışabiliyorsun. Aynen burada. Aynen öyle. Orta çağdan kalma bir sistem aslında. Bu yaylı torna makinesi diye geçiyor. Yurt dışında bunun workshoplarını düzenliyorlar. Çok popüler. Ben de burada bir örneğini yapayım dedim. Aslında bu bir demo. Yani biraz ölçüleri tam tutmadı. Biraz deneme usulü oldu. Ölçüleri net çıkardıktan sonra daha temiz bir malzeme çıkacak tabii. Bence bu şekilde çok güzel. Bu bile çok güzel. Muhammed Bey başka neler yapıyorsunuz burada? Alanda atölye olarak Kuks Atölyesi dediğimiz İskandinav kültürüne ait bir bardak türünü çalışıyoruz. Hadi gelin bakalım geçelim. Bu bardak geçen türü hediye edilmiyor. Heh.
bunu veriyorsunuz böyle. Hadi bakalım başla. Taslak olarak veriyoruz. Kişi, katılımcı, daha sonra öğrenci de diyebiliriz. Bunu bu şekilde getiriyor. Burada bitmiş hali var. Bu gördüğünüz bardak şekli kuksa bardak diye geçiyor. Kamp kültüründe çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. İskandinav kültürüne ait bir bardak türü. İnanışa göre bu kuksa bardak satın alınamıyor. Yani ya kendiniz yapacaksınız ya da size hediye gelecek. O şekilde bir inanış kültürü var. Ve yapması da çok popüler olduğu için bu sistemi tamamen buna uygun kurduk. Gelip burada insanlar kendi kuksalarını yapabiliyorlar. Hadi bakalım yapalım. Hadi bakalım. Bir görelim bakalım. Şimdi iki tane iskarpela kullanılıyor. İki iskarpela ile yapılıyor. Bir tanesi düz oluklu iskarpela diye geçiyor. Düz zaten. Bu şekilde bununla tokmakla kenarlarından vurarak başlıyoruz. İşlemimiz her zaman merkeze doğru olacak. Yani yana doğru eğer vurursak bardağı kırabiliriz. Bütün işlem merkeze dönük oluyor. Ağız yapısı. Bu şekilde etrafından birer tur döndükten sonra oyma işlemine geçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kemikteki de bizim böyle kemiği de böyle kazıdığımız aletlerimiz vardır. Aynı ona benziyor. Orada neyi kazıyorsunuz hocam kemikten? Kemikte böyle kötü dokuları alıyoruz. Kemikte fazlalık varsa onu alıyoruz. Eliniz yatkındır o zaman. Kesin. Evet. Sevgili kardeşim burada başka neler yapıyorsunuz? Burada çocuklara özel etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarla birlikte doğayla iç içe atölyeler düzenliyoruz. Hem onların doğayla olan uyumu gelişiyor. Yani de... sevgili kardeşlerim Pendik'te çok da kolay gelmesin. Gönlü evet. De güzel. Ama şu güzelliğe bakın şu acı. Sonbaharda ayrı güzel, yazın ayrı güzel. Yani İstanbul'da olup da yavrularını getirmeyenlere ne diyeyim yani. Vallahi böyle bir fırsatı kaçırmayın. Kendileri de temiz hava almış olurlar. Peki burada yemek memek bulabilecekler mi? Aşağıda restorantımız var. Yani her şeyi bulabilecekler evet, her burada. Var. Çaylar da var. Çayımız da var, restorantımız da var. Yukarıda karavan kamp parkımız yerleri. Var. Ha, tabii karavancılar mümkün. Biliyordur burayı aşağı yukarı. Bilirler. Evet. Çünkü karavan yerleri de var gayet güzel. Şimdi diğer iskarpeleye geçeceğiz. O ne yapıyor? Bunda çok orijinal. Bu yanları genişletiyor. Hem derinleştiriyor. Yani birincisinde kabasını alıyoruz. Şekilde bir işlemi var. Sesi çok güzel. Harbiden sesi güzelmiş ha. İnsan böyle şey yapar. Ama bazıları da gıcık olur bu ha. Hocam böyle nasıl diyeyim? İnsanı yok, rahatlatan bir şey var. Gıcık olmazlar ya. O şey sesi gibi değil. Nişastaya dokunamaz ya bazı kişiler vardır hani. Çok güzel ya ben çok sevdim ha. Keskin mi o kadar abi? Bu abi keskin abi. Her seferinde biliyordur bunu. Evet. Bileylemezsen almaz. Bileylemezsen almaz. Bunun açısını ayarlamak için tam böyle dik yapmanız lazım. Dik? Evet. Bu şekilde o eğimi alacağız. Bu şekilde şuradan. Yatacak. Buradan gireceğiz. Arkaya doğru çekeceğiz. Evet can kardeşler, canım kardeşler, bekleyen derviş muradına ermiş. Yongalaya böyle yapa yapa nihayet gördüğünüz gibi böyle güzellikleri de sağlamış olduk. Bir aç da bakalım nasıl oldu hocam. Evet. Bir terlisi yalanlar hocam. Sonunda bu da oldu. Feridun Kunak bardak çırağı da oldu. Bardak neydi adı abi? Kuksa. Kuksa. Kuksa bardağının çırağı oldu. Bunda da bir suyumuzu içeriz artık. Evet sevgili seyircilerim bu da gönül salıncağıymış. Haydi bakalım hoppa.
Çekti. Evet sevgili seyircilerim, burası da gördüğünüz gibi böcek kardeşlerimizin oteli. Bakın örümceği ağını ne kadar güzel örmüş. Burada da çeşitli böcekler var ama tabii hava soğuk olduğu için göremeyebiliriz. Ama böcek oteli de burası. Evet, böceklerin de doğada bir yeri olduğunu çocuklara mantığını anlatabilmek için aslında bu sistemi geliştirdik. Doğada bulduğumuz her şey bunun içerisinde var. Kozalaklarımız var, taşlarımız var, dallarımız var. Hatta doğada olmayan tuğlalar vesaireler, onlar bile işin içerisine girebiliyor. Böceklerin dediğim gibi burada üreyebilmeleri, konaklayabilmeleri, dediğim gibi yani dinlenebilmeleri, onlar için gerekli olan ne varsa bu sistemin içerisinde var oluyor. Evet, harika bir düşünce. Evet. Teşekkür ederim. Çünkü Yüce Rabbim hiçbir şey lüzumsuz yaratmadı. Onların da ayrı faydaları var. Onların da döllenmelerde çok büyük özellikleri var. Yani yediğimiz meyvelerin, bunların döllenmesine arıların çok büyük rolü olduğu gibi böceklerin de hepsinin ayrı ayrı rolleri var. Hadi buyurun gidiyoruz başka güzelliklere. Evet sevgili seyircilerim, burada şimdi güzelce bir de motosiklet varmış. Ona binelim, bir tur atalım bakalım. Wow. Yalnız ben buna binemem abi. Bu sürat motor olduğu için ben pek buna binemem yani. Evet, görüyorsunuz güzelliklerini. Evet. Bu biraz sürat motoruymuş bu. Daha güzel aile motoru sevgili seyircilerim. Ben buna bineyim. Evet. Diye böyle güzellikle gidelim. Murat kardeşim, burası neresi? Merhaba, hoş geldiniz. Burası İstanbul Pendik Kurtköy'de. Çok güzel bir orman ve doğa okulu. Ormanın içinde hakikaten sevgili seyircilerim şaşırıyorsunuz. Tam ana caddeden girer girmez içeriye birdenbire böyle güzel bir orman içinde bir yer bulduk. Neler yapılıyor burada Murat Bey? Efendim, buranın hedefi betona, binaya, sitelere sıkışmış çocuklara ve yetişkinlere. 3 yaşından alalım, 70 yaşına kadar dedi diyelim. Atölye, her türlü doğada etkinlik, ekoloji, sanat, outdoor şeklinde ifade edebileceğimiz faaliyetler. Tiyatro var, drama eğitimi var, orman eğitimi var. El becerilerini gösterecek ahşaplarla ilgili güzellikler var. Size demin gösterdiğim gibi işte görülen o güzellikler var. Hepsini burada yapmışlar. Nasıl gelebilecekler buraya Murat Bey? Pendik'te. Hemen Kuzey Marmara'nın çıkışında Pendik gişelerine çok yakın. Pendik gişelerine yakın. Kurt doğmuş. Kuzey Marmara otoyoluna çok yakın. Buraya Doğa Park diye yazdığın zaman gelebiliyorsunuz. Buyurun gelin diyoruz. Burası 210 dönümlük bir mesire alanı. Restoran, at biniciliği, okçuluk, karavan park, orman ve doğa okulu şeklinde ifade edebileceğimiz Kırnike alanı, Airsoft etkinliği, Türkiye'nin ilk arama kurtarma eğitim alanının yapılabileceği bir aile ve yaşam kompleksi. Evet, sonu da özetledi. Aile yaşam kompleksi. Buyurun gelin diyoruz. Herkesi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Ailenizle doğada keyifli vakit geçirin. Birlikte olalım. Ayağınıza sağlık. Evet, bekliyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir güzelliği kaçırmayın. Sizlere bugün diz ağrıları ile ilgili anlatacağız. Diz ağrılarında, diz kireçlenmelerinde, diz artroz dediğimiz durumlarda neler oluyor onları izah etmeye çalışacağız. Önce size kemiklerimizle izah edelim. Şunlar, şu iskeletimizi de öne doğru çıkaralım. Bakın burada görüldüğü gibi bütün vücudumuzun yükünü ayakta durduğumuz zaman bütün dizlerimiz çekiyor. Kemiklerin arasında menisküs denilen yastıkçıklar var. İki kemiğin arasında bu yastıkçıklara yük biniyor.
bu yastıkçıklarda bozulmalar olursa, şey yaparsa sıkıntılar çıkıyor. Bakın şöyle gösterelim. Bu hakiki kemik, kuvvetle muhtemel bir bayana ait. Çünkü biraz küçük. Bakın bu kapak kemiğiniz, bu üst kemik, bu alt kemik. Bunlar da aradaki yastıkçıklar. Ne yastıkçı? İşte menisküs dediğimiz yastıkçıklar. Bakın şöyle C şeklinde yastıkçıklar vardır böyle. Kemikler birbirine şöyle vurmasın diye. Bakın böyle süspansiyon yapar. Eğer bu süspansiyon olmasaydı, siz bir yerden atlamaya kalktığınızda kemikler birbirine vurup kırılma yapacaktı. Yani sizler hiçbir zaman şöyle bir işlem yapamayacaktınız. Yaptığınız an bütün dizlerinizde, diğer yerlerinizde kırılmalar meydana gelecek. Halbuki ben böyle atladığım zaman şu olay oluyor. Bakın böyle şöyle süspansiyon yapıyor. Kemikler birbirine vurmuyor. İşte menisküsler zaman içinde, dizlerin arasındaki menisküsler zaman içinde bozulma yapıyor. Ben bir de bunu size çizerek anlatmak istiyorum. Şu üst kemiğimiz, şu alt kemiğimiz, şu da kapak kemiğimiz. Bu arada şurada menisküsler var işte. İki tane yastıkçık. Bunlar kemiklerin birbirine vurmasına mani oluyor. İçte bir menisküs vardır, dışta bir menisküs vardır. Yani iki tane menisküsümüz vardır bizim. İki tane. İç ve dış olmak üzere. Daha çok iç menisküsler bozulur. Peki biz nasıl bir tedaviler yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Buralardaki akupunktur noktalarını uyararak kanlanmayı arttırıyoruz. Ya da size diyoruz ki buralara sıcak uygula. Sıcaktan sonra orada kan dolaşımı hızlansın. Bir yere kan geldikçe o bölgeye kan geliyor, can geliyor. Bunları anlatıyoruz. Kan ve can geliyor. Bakın böyle akupunktur noktaları var. Bunları uyardığımız zaman buradaki kan akımını hızlandırma şansımız olabiliyor. Şimdi ben size akupunktur noktalarını göstereceğim. Bir de şöyle bir uygulama yapıyoruz yeni. Hastamızın kanını alıyoruz. Şu aradan küçücük kıl iğneyle buraya hem ozon, yani oksijen, hem de kendi kanını veriyoruz. Kendi kanının plazma dediğimiz kısmını veriyoruz. Bunu ve yaptığımız zaman orada yeniden bir kök hücre oluşuyor. Yani taze bir hücreler oluşuyor. Orada bir yenilenme meydana geliyor. İşte bunu yaptığımız zaman hastamızda bir iyileşme oluyor. Peki biz bunu yapamazsak ne oluyor? Bakın şurada size göstermek istiyorum. Şöyle aynı bir menteşe düşünün. Dizimiz aynı şöyle bir menteşe kardeşler. Bakın böyle böyle çalışıyor. Şurada da gösterelim. Böyle böyle çalışıyor. Eğer bu menisküsler dejene olmuşsa, kemikler böyle birbirine sürterse şöyle bir durum oluyor bakın. Bazen hatta hissederseniz kemikler birbirine sürtüyor dersiniz siz. Böyle elinizi koyarsın, hışır hışır yapar. O zaman bilin ki bakın böyle sürttükçe ne oluyor bakın. Bakın ne olacak şimdi. Bakın böyle kemiklerinizde bozulmalar oluyor, un ufak oluyor kemikleriniz. Görüyor musun? Böyle iyice kemiklerinizde bozulma meydana geliyor. Peki o zaman nasıl bir durum yapılabiliyor? Diz protez ameliyatları denilen ameliyatlar yapılıyor. Bunun için üst kısmına bu konuluyor. Alt kısmına da bu konuyor. Buraya da bu konuyor böyle. Üste de bu konuyor. Burada yeniden bir diz ameliyatı, yani diz protezi yapılmış oluyor. Bir de protezi nasıl olduğunu çizeyim şöyle. Sevgili kardeşlerim, iki kemiğin arasında bozulmalar oldu. O zaman biz ne yapıyoruz? Bu kemikleri şuralardan kesiyoruz. Buradan da kestik. Kemikleri çıkardık. Daha sonra bakın bir bunu bu şekilde monte ediyoruz. Yeni bir diz oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şekilde çalışıyor bakın burada böyle. Yani diz yapıyoruz size.
Onu şematik olarak çizersek şöyle. Buraya şöyle bir kap geliyor. Alta da şöyle bir kap geliyor. Bu arada da bir yastık var tabii bunda da. İşte size bir protez. Bu maviler protez, şu arada yastıkçık. Yani bunu da size gösteriyorum. Şunu oraya koymuş oluyoruz kardeşler. Bakın. Fakat zaman içinde bu da bozulmuş oluyor. Dolayısıyla buralarda da bozulmalar meydana gelebiliyor. Bu da değişmesi gerekebiliyor. Şimdi kardeşler, biz bu diz protez ameliyatını daima en son çare olarak düşünüyoruz. Çünkü o protez ameliyatları bir 7-8 senede bir değiştirilmesi gerekiyor. Mesela biz bunu değiştirmişiz. Bakın buradaki yastıkçık, menisküs yerine konacak yastıkçık, bu hastada nasıl erimiş? Zaman içinde nasıl bozulmuş? Bakın görüyor musunuz? Bozulmuş, biz bunu mecburen hastadan çıkardık, yenisini taktık. Bakın normalde böyle bembeyaz olması gereken nasıl dejenerasyonlar olmuş, nasıl bozulmalar olmuş. Tabii ki bu Allah yapısı değil, kul yapısı olduğu için bozuluyor. Bir de biz bunları kemik çimentosu denilen çimentolarla tutturabiliyoruz. Fakat kardeşlerim, zaman içinde bunda da bozulma oluyor. O yüzden diyoruz ki biz bu kemikle ilgili protez ameliyatlarını en son çare olarak yapalım. Ne kadar geç yaparsak o kadar iyi. Bunu mümkün olduğu kadar geç dönemde yapalım. İşte biz de bu hastalarımıza akupunktur uygulamaları yapıyoruz. Ağrılı noktayı arıyoruz şimdi. Bir kalem verin bana. Bakın bu bölgelerde çok ağrı var. Bakın diğerlere yaptığımız o kadar ses etmiyor ama buraya gelelim. O zaman biz bu noktalara küçük akupunkturlar koyduğumuz zaman da orada bir canlanma, kanlanmayı sağlamış oluyoruz. Bunu buraya küçük böyle akupunktur iğneleri uygulayarak da yapabiliyoruz. Bu bölgelere küçük böyle kıl akupunktur iğneleri de koyabiliyoruz. Bunu mini volt cinsinden bir aletimiz var, onu da takıyoruz. Buralara küçük akımlar veriyoruz. Gördüğünüz gibi hastamıza bir akupunktur uygulaması yaptık. Önce akupunktur noktalarını bulduk. Daha sonra da ona mini volt cinsinden özel bir aletimizle akım veriyoruz. Ya da böyle küçük bir aletimiz var. Bu aletin de özelliği, oraya küçük küçük yine buradaki yapıldığı gibi akım veriyor. Küçük küçük oraya uyaranlar veriyoruz. Duyuyor musun o uyaranı? Duyuyorum. Pıt pıt yapıyor değil mi? Evet. Aynı şekilde küçük küçük oraya akım vermiş oluyor. Kök hücre uygulaması yapıyoruz dedik. Onun nasıl yapıyoruz? Bir de şimdi onu göstereceğim size. Bakın kardeşlerim, akupunktur noktalarımız var böyle bir sürü. Görüyor musun? Vücudumuzun her yerinde, bakın buralarında, her yerinde akupunktur noktalar var. İşte bu noktaları uyararak hastalarımıza tedavi yapıyoruz. Bakın buralarda, dizlerde, bakın böyle. Ve biz o akupunktur ve ağrı noktaları bulmuş oluyoruz. Şimdi hastamıza bir de kök hücre uygulaması nasıl yapıldığını gösterelim. Kendi kanını alıyoruz. Kendi kanını aldıktan sonra da bu işlemi yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, dizde en önemli şeylerden birisi de, bakın dizin etrafında bir sürü de kaslarımız var. Bu kasları da güçlendirmek lazım. Bu kasların güçlendirmesini biraz sonra göstereceğim. Şimdi önce hastamıza PRP dediğimiz ya da kök hücre dediğimiz uygulamayı yapacağız. Yalnız bu kök hücre uygulamasında biz ozonlu kök hücre denilen, hastamıza kanla beraber ozon da veriyoruz, onu uygulayacağız. Şimdi size şöyle bir dizimizde bir model gösterelim kardeşler. Bakın dizimiz böyle çalışıyor. Eğer biz bu kasları güçlendirebilirsek dizimizde canlanma meydana getirebiliyoruz. Dizimizde düzelme meydana getirebiliyoruz. İşte bu lastikten gösterdiğimiz kas çok önemli. Çünkü bakın bütün altı üstü hepsini
bu çalıştırıyor. Bu da kapak kemiğimizde bu kasların güçlü olarak çalışmasını sağlıyor. Şimdi bir de kök hücre uygulamasını göstereceğiz size. Şimdi sevgili kardeşlerim, önce hastamızın kanını aldık. Bir tüp, bir makineye koyuyoruz. Bu makineye hastanın adını yazmadan makine dönmüyor. Bakın hastanın adını yazmışız. Hastanın adını yazdıktan sonra makine çalışmaya başlıyor. Pıhtısıyla öz kısmını, bakın şurada sarı öz kısmı var. Şurada göstereyim şöyle. Sarı öz kısmı. Bu öz kısmını buraya alıyoruz. Bakın öz kısmı. Bunun içine bu sarının içine bir de biz ozon koyuyoruz. Yani oksijen koyuyoruz. Yani bunu biraz daha zenginleştiriyoruz, güçlendiriyoruz. Getir onu şimdi. Şu iskeleti şu aradan şöyle düz tut, şöyle tut. Şu ara boşluktan küçücük kıl iğneyle şu araya koyuyoruz kardeşlerim. Dolayısıyla eklemin arasına koyuyoruz. Bakın kemiklere değmiyoruz. Kemiklere vurmuyoruz. Bu kemiğin şu arasına, burada ustalık bu araya koyabilmektir. Şimdi onu nasıl yapıldığını göstereceğiz. Burada pıhtısı bu, özü bu. Buna PRP deniyor, kök hücre deniyor. Hastamıza uyguluyoruz. Yalnız biz diğerlerinden farklı olarak bir de bu sarı suyun içine oksijen koyuyoruz. Yani ozon koyuyoruz. Şimdi nasıl uyguladığımızı gösterelim. Bunu takmaktaki maksadımız... Bu sarı suyun içinde her türlü hastamızın oksijeni var. Bu bize sıçramasın, şey yapmasın diye öyle bir uygulama yapıyoruz. Bizim gözümüze sıçramasın diye. Sonra burayı bir alkolle siliyoruz güzelce. Ondan sonra soğutucu, uyuşturucu sıkıyoruz. Ve yaptığımız iğne de bakın böyle. Bizim kendi uygulamamız bu sporcularda, futbolcularda, voleybolcular, basketbolcularda uyguladığımız kıl iğneyle yapıyoruz ki hemen maça çıkarabilirim diye. Yani hiçbir ağrı duymaz hastamız. Bakın şu şekilde yapacağız şimdi. Demin gösterdiğim aradan yaptık. Hemen oraya veriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iki yerine de bu şekilde yapmış olduk. Peki bunları yaptık. Bunlar hepsi bitti. Ama ne yapmamız lazım kardeşlerim? Esas bu hareketi yaptıran şu lastiğin olduğu yerdeki şu kas grubu. Bakın bu grup. Biz bunu kuvvetlendirmezsek, biz bu dizin içine ne uygularsak uygulayalım fayda etmez kardeşler. Biz hastalarımıza kök hücre yapıyoruz. Arkasından diyoruz ki şu hareketleri yapman lazım. O hareketler yapmadan hemen düzelme bekliyor hastalarımız. Olmaz kardeşlerim. Çünkü insanı taşıyan et ve kemiklerdir. Yani kaslar ve kemiklerdir. Kemikte arıza varsa kasları kuvvetlendirmek lazımdır. Güçlü olması lazım. Yani bu grup kaslarınız, yani şuradaki kaslarınız güçlü olması lazım. İşte bakın. Bu hareketi yaptıran kasları güçlendireceğiz. Onun için de ne yapacağız? Bu bölgedeki kaslara egzersiz yapacağız. Şimdi de o egzersizin nasıl olduğunu gösterelim size. Burada kasları kuvvetlendirici hareketler yapmamız lazım. Yani şu grup kasları, bu grup kasları güçlendirmemiz lazım. O yüzden şimdi nasıl yapacağımızı basit bir şekilde gösteriyorum. Bu gösterdiğimiz hareketleri 100 yaşındaki teyze de yapar, 10 yaşındaki yavrumuz da yapar, 50 yaşındaki de yapar, dizi en kötü olan da yapabilir. Hiç korkmadan yapılacak hareketler göstereceğim size. Ben 27 sene Futbol Federasyonu doktorluğu yaptım. Bu dizlerle ilgili sıkıntıları ben çok iyi bilirim. Neden? Çünkü yaşaya o futbolcularla beraber ola ola çok diz vakaları gördük. O yüzden diyorum ki hareketsiz eklemlerde düzelme olmaz. Egzersiz yapmadan İyileşme olmaz. Üstündeki kiloyu almadan iyileşme olmaz. O yüzden hastalarımızdan rica ediyoruz. Hem kilo vermeye çalışacaksınız hem kas kuvvetlendireceksiniz. Kilo vermenin de prensipleri vardır kardeşlerim. Nedir? Akşam kaçta yatıyorsunuz? Diyelim ki 12'de yatıyorsunuz.
4 saat önce dükkanı kapatacaksınız. Bir şey yemeyeceksiniz. İçebilirsiniz. Bol su içebilirsiniz. Şekersiz olmak üzere çaylar içebilirsiniz. Meyve çayları içebilirsiniz. Bitki çayları içebilirsiniz. Ama hiçbir zaman meyve de dahil bir şey yemeyeceksiniz. Çünkü meyvelerin de kendine göre tatlıları var. Ama illa yiyeceğim diyorsanız belki elma, armut, ayva, kivi, nar gibi şekersiz olanlarını tercih edebilirsiniz. Ama kavun, karpuz, portakal, mandalin, üzüm olmaz mesela. Bunlara dikkat edeceksiniz. Kasları kuvvetlendirdiğiniz zaman göreceksiniz ki bir de üstünden kiloyu alırsanız en kötü diz en iyi hale gelir. Bu diz ameliyatlarını yapan birisi olarak size bir şey söylüyorum. Bu lafımı hiç unutmayın. Diyorum ki en kötü kendi diziniz en iyi protezden daha iyidir kardeşim. Çünkü o kendinizindir. Çünkü bu diz ameliyattan yaptıktan sonra hastalara dizini 70 dereceden fazla kıvırma deriz. Arabayla gidiyorsunuz, uzun yoldasınız, bir yere gittiniz, tuvalet yok. Eski sistem tuvaletler var. Eğer sizin diziniz istediği kadar kötü olsun, ne yapar eder, tutunursunuz, mutunursunuz ama çökebilirsiniz. Ama protezde o size yasaklanacak. Neden? Çünkü protezi yapan fabrikası size diyor ki 70 santimden 90 santimden fazla kıvırma. Kırılabilir. Ha kıvırabilenler var. Yapabilenler var. Hocam ben ameliyat oldum kıvırıyorum. Doğru kıvırabilirsin. O ayrı. Ama fabrikası diyor ki bunu fazla kıvırdığın zaman bu kırılma yapar, bozulma yapar, sıkıntı yapar diyor. O yüzden en kötü diz en iyi protez ameliyatından iyidir. Yoldasın, beldesin, annem mıh dersin, böyle yaparsın ama çökersin. Fakat şeyde öbüründe mümkün olduğunda çökmemen gerekiyor. Bir sürü hareketler yaparken bir yerden hoplayacaksın mesela, böyle hoplayacaksın, hopladın, kötü, böyle hopladın mesela, atladın. Kötü dizin acırama, tehlike olmaz. Ama protezde zıpladığın zaman bu kemiklerde bozulmalar, o konulan metallerde bozulmalar olabilir. O yüzden ben size diyorum ki diz ameliyatlarını en son çare olarak düşüneceksiniz. Tabii ki yapılması gerekirse yapılacak. Tabii ki ihtiyaç varsa yapılacak. Ama onu hemencecik yapmamak lazım. Genç yaşlarda mümkün olduğu kadar yapmam. Niçin genç yaşlarda yapmayacağız? Çünkü hastayı 10 senede bir o protezi, bazen 7 senede bir o protezi değiştirmek gerekmiyor. Hocam ben yaptım 20 sene sürdü. O olabilir. Tamam iyi olmuş sendeki, daha iyi saklamışsın. Fazla hareket etmemişsin. Fazla şey yapmamışsın. Ama normalde fabrikasyon olarak diyor ki 7 ile 10 senede sonra değişmesi gerekebilir diyor. O yüzden diyoruz ki kardeşler mümkün olduğu kadar kendi dizinize gözünüz gibi bakın. Kendi dizinizi gözünüz gibi kollayın. Diz önemlidir, çok önemlidir. Şimdi göstereyim hareketleri. Kaldırdık, biraz daha kaldırdık, indirdik. Bakın bunu oturduğunuz yerde bol bol yapmanız lazım. Yalnız bu hareketi yaparken ayağı da kendinize doğru çekmeniz lazım. Heh. Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. Önce bu kası çalıştırıyoruz. Böyle yapmakla bu kası çalıştırıyoruz. İçe dışa yapmakla da şu yan kasları çalıştırıyoruz. Bakın şu yandaki kasları çalıştırıyoruz. Bakın burada yandaki de kaslar var. Onları çalıştırmış olur. Önce önü çalıştırdık, sonra yanları çalıştırıyoruz. Yani bizim verdiğimiz hareketleri ne kadar çok yaparsanız hem dizinizin ömrü uzar hem de ağrılarınız rahatlar kardeş. Sevgili kardeşlerim, bu diz hareketlerini önce oturduğunuz yerde yapacaksınız, sonra yan olarak yapacaksınız. Bakın böyle. Kaldır, indir, kaldır, indir. İçe dışa, daire, ters daire, kapat aç, kapat aç, kapat aç. Niçin yan yaptık? Böyle yan yapmakla şu kasları çalıştırdık şimdi. Önce ön grubu çalıştırmıştık, şimdi yanı çalıştırdık bakın. Kardeşler,
Bu hareketleri herkes yapabilir. Yaşlısı, genci herkes yapabilir. Bu ameliyat olanlar, kalçamda ameliyat var diye yapan, ben diz ameliyatı oldum hocam yapabilir misin? Sen daha çok yap. Diz protezi ameliyatı oldum yapabilir miyim? Daha çok yap. Neden yap? Çünkü kasları kuvvetlendir ki protez konulan yere fazla yük binmesin. Ama şu lafı unutmayacaksınız. Nerede hareket? Orada bereket. Bir yere kan gelmesi lazım. Kan gelen yere can gelir. Bir kelime daha söyleyeceğim. En kötü diz, en kötü diz size konulacak protezden daha iyidir kardeşler. Çünkü kendinizindir. Çünkü ameliyat olmamışsınızdır. O yüzden bu dediklerimi sakın sakın unutmayın. Diziniz çok önemli, çok önemli, çok önemli. Şimdi size kendinize evde diz ağrılarında nasıl bir uygulama yapacaksınız onu göstereceğim. Dizinize sıcak uygulama yapmanız lazım. Sıcak uygulamayı gördüğünüz gibi böyle elektrikli ısıtıcılar vardır. Ama bu elektrik ısıtıcı piyasadaki elektrik ısıtıcılardan farklıdır. Ne demek? Piyasada mesela battaniyeler var. Onlar 220'li biraz tehlikeli olabiliyor. Böyle ayarlı olanlarından almanız lazım. Yani ne demek? Mümkün olduğu kadar milivolt cinsinden ısıtıcılı olmasında yarar var. Yani 220 ile değil. Şimdi dizimizi ısıtıyoruz. Bu dizimizi ısıtmanın amacı ne? Oradaki damarlar genişliyor, oraya kan gelmesini sağlıyor. Bunu sıcak su torbalarıyla da yapabilirsiniz. Yalnız sıcak su torbalarını muhakkak kontrol edin. Şişirin. Patlamasın, patlayıp da buraları yakmasın. Ona dikkat edeceksiniz sıcak su torbalarında. Elektrikli ısıtıcı olabilir, sıcak su torbası olabilir. Ama saç kurutma makinesiyle olmaz. Üfleyen sıcak olmaz. Buna dikkat edeceksiniz. Isıttınız, ısıttıktan sonra sevgili kardeşlerim, dizlerinize mümkün olduğu kadar zeytinyağı ile limonu karıştırıp sürebilirsiniz. Ya da bizim size tavsiye ettiğimiz ozon yağlı kremler var. Bir tanesi at kestaneli krem. Bir tanesi de ısıtıcı ardışlı bir krem. Bakın bunları böyle yedire yedire dairesel hareketlerle süreceksiniz. Hem ısıtıcı koyduk hem de ödem giderici koyduk. At kestanesi ödem gideriyor. Diğer ardışlı olan ozonlu şey de burayı ısıtıyor. Yani kan akımını hızlandırıyor. Kantaron yağı da sürebilirsiniz. Kantaron yağı sürebilirsiniz. Bu kantaron ozonlu kantaron olursa daha da iyi. Hangisi kolayınıza gelirse sıcak yaptıktan sonra kardeşler sıcak kan akımını hızlandıracak. Peki sıcak ne zaman yapılmaz? Siz buraya sıcak yaptığınızda burada diş çürüğü gibi bir zonklama olursa o zaman sakın sıcak yapmayacaksınız. O zaman soğuk yapacaksınız. Hani bazı hastalarım diyor ki hocam bana doktorum soğuk dedi. Belki o zamanki durumuna göre demiş olabilir doktor bey. Normalde ekleme prensibine kan getireceğiz. Kanı nasıl gelir? Damarı genişleterek gelir. Damarı ne genişletir? İşte sıcak yapmak genişletir. O yüzden ben size diyorum ki sıcak yapacaksınız. Sıcaktan sonra bu kremleri sürüp istirahatinize geçeceksiniz. Ama jimnastik yapmadan da diz ağrıları düzelmez. Piyasada bir sürü kremler bulabilirsiniz. Ama bizim tercihimiz ozonlu kremler önemli. Ozon neydi? Oksijen. Hocam ben onları nereden bulacağım? Bulamıyorum. Tamam. Bir bardağın yarısına zeytinyağı, yarısına limon koy. Isıt burayı. Onu da getir buraya yavaş yavaş yedir yedir sür. Zeytinyağı limon da mükemmel etki yapar. Ama hazır bulursanız onlar da etki yapar. Benim size dizle ilgili söylemek istediklerim şimdilik bu kadar kardeşlerim. Daha sonra gene sizinle konuşacağız. Hadi can kardeşler sağlıklı kalın, mutlu kalın.
Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Ankara'nın inceğindeyiz. Ankara'nın inceği çok güzel bir semtimiz de bizim. Şimdi bu semtte bizim çok eski bir dostumuz Raci kardeşimizle eşi vardır. Ankara'da çok meşhurdur. Neden? Çünkü kendisi hayvancılık, yani kasaplıkla uğraşır. Kendisi bu et hususunda çok bir numaradır. Ama tabii şimdi elini oğluna verdi. Artık Raci Bey'in yerine Mert'le çekim yapacağız. Bugün size tam zamanı, niye zamanı kardeşler? Nezle grip çok arttı. İşte kim istiyorlar ki koronanın değişik versiyonu, işte şöyle böyle. Çocuktan tutun da herkes hasta. Size hastalıktan kurtulacak bir mucizeyi anlatacağım. Bu bir paça çorbası değil, iksir, iksir. Aynen, evet hocam. Yani mucize gibi sizi düzeltecek. Çünkü göreceksiniz içinde her türlü doğal antibiyotik var ama kolajen var, C vitamini var. Bakın, yapınca göreceksiniz. Bulduğunuz her yerde için ama tabii bu titizlikte, bu güzellikte bulduğunuz yerde için. Şimdi nasıl yapılacağını göreceksiniz. Hakikaten bu işi çok güzel yaparlar. Hadi buyurun yapalım. Şimdi bunlar ne? Hocam bunlar şimdi Balıkesir'den geliyor. Çok güzel bize. Besi danalarının ayakları. Yani besi danaların şuraları. Evet. Ayak kısımları. Evet. Şimdi bunun görünmeyen kılları olabilir. Onu tütsüleyeceğiz. Evet, özel hocam, bir sistem. Bakın. Bu pastacıların da kullandığı pastaların. Evet, gıdaya uygun bu. Gıdaya uygun. Yakmadan, yani dokuyu bozmadan, kanserojen yapmadan tütsü, yani görünmeyen kıllarını ufak yakacak. Evet, alıyoruz. Ufak hocam. Tüyler varsa onları yakacak. Şimdi doğrayacağız bunu. Tamam. Şimdi üst kısmını da ayırdı. Evet, böyle yapıyoruz. İşte hocam, koca paça ayrıldı kardeşler. Görüyorsunuz. Şimdi bunları ne yapacağız? Şimdi bunları kardeşim, düdüklüye koyacağız hocam. Özel düdüklümüz var. Böyle fabrikasyon düdüklerimiz var. Şimdi bunlar kaç saat kaynıyor düdük? 4,5 saat kaynıyor hocam. Sevgili kardeşler. Kemiğinden ayrılana kadar. Her türlü kemiğin suyu çıkıyor. Kemiğinden ayrılıyor. Ve ne oluşacak şimdi size pişmiş halinde göstereceğiz. Kolajen olacak. Kolajen ne olmazsa olmazımız. Kardeşler cildinizden tutun da. Bakın Mert'in cildine bakın maşallah. Paçaları iyi iyi. Harika bir cildi. Evet hocam. Cildinizden tutun da. Eklemlerinizden tutun da, bağırsaklarınızdan tutun da, kalbinizden tutun da, hepsine faydası var. Ama önemli D vitamini var bunda kardeşler. Önemli C vitaminleri var kardeşler. Yani aklınıza gelecek bütün mineraller, vitaminler var. Kolajen var ve hani eskiden hastalanan hep ne yaparlardı? Sana bir tane bir çorba yapayım derlerdi. Tavuk suyu anam çorba, limon çorba. Yapardı. Anam babam. Evet. Ama öyle tavuk yok şimdi. Nasıl yani? Besleme tavuklar var hep böyle, yani suni besleme tavuk var, kafes tavuğu var, gezen yok. O yüzden paça bulduğunuz yerde muhakkak bolca sarımsaklı, isterseniz limonlu, sirkeli paça çorbası içtiğiniz zaman her şeyin çok farklı olduğunu göreceksiniz. Şimdi hadi bakalım düdüklerimize yerleştirelim o zaman. İşte kardeşlerim, şimdi suyun ne kadar koyacaksın Mert hocam kardeşim? Önce kaya tuzu, bunun olmazsa olmazı. Olmazsa olmazımız kaya tuzu. Kaya tuzu koymazsak özleşmez. Evet, kaya tuzunu koyduk. Kaya tuzunu koyduk. Biz az bakın sarımsağı. Evet, soyulmuş. Soyulmuş. Kastamonu sarımsağı. Kastamonu Taşköprü sarımsağı. Sarımsağımızı koyduk. Şimdi bunu koyduk. Sonra bir de esas versin diye iki tane limon koyuyoruz şöyle. Limonlarını koyacağız kabuklarıyla, evet, kabuklarıyla beraber. Evet. Sonra başka bir şey koymuyoruz. Başka bir şey koymuyoruz. Suyunu koyacağız hocam şimdi. Peki.
Suyu da kaynamış su olursa daha güzel oluyor. Bu kaynamış yani su. Kaynamış sıcak su olacak, evet, öyle sıcak mi? Su. Üstünü geçene kadar mı koyacağız? Ne kadar koyacağız? Yarıya kadar, yarısına kadar. Bu kadar koyacağız. Evet, yani üstünde böyle daha kalacak. Kapatmayacak, evet. Evet. Hadi bakalım. Şimdi düdüklümüzü kapatıyoruz. Kaç saat bekleyeceğiz? Hocam bu 3,5 saat kısık ateşte. 3,5 saat kısık ateşte düdüklü de kaynayacak. Evet. Peki 3,5 saat sonra hazır hale gelecek mi? Evet, gelecek hocam. Çok güzel bir hale. Evet sevgili seyircilerim, biz Ankara'da başka bir çekimlerimize gidelim. Ankara İncek'te bu yerimiz. Biz şimdi başka bir çekimleri yapalım. O zamana kadar da saatimizi doldururuz, geliriz. Bakalım güzellikte size nasıl olduğunu, nasıl çıktığını da göstereceğiz. Hadi buyurun gidiyoruz bakalım. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Bekleyen derviş muradına ermiş. Tamı tamına 3,5 saat oldu. Tam vaktinde geldik. Şimdi Mert kardeşim de havasını boşalttı. Düdüklümüzün açar hale geldik inşallah. Haydi bakalım. Görelim bu güzelliklerden neler çıktı bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet can kardeşlerim. Havasını boşalt. Oo. Gel. Nasıl fokur diyor. Fokur diyor böyle. Vay. Sevgili seyircilerim, inanılmaz güzel bir koku hakim. Evet bakın, görüyor musunuz? Hocam. Yani limenime olmuş derler ya, limenime olmuş. Oo, nasıl dağılıyor kardeşler. Kolajenler bunlar. Hepsi kolajen. Hepsi D vitamini bunlar kardeşler. Bak kemiğinden nasıl ayrılmış. Kemikler filan hepsi dışarıda kalmış. Vay. Lokum gibi olmuş hocam. Hakikaten lokum gibi olmuş Mert kardeşim. Yumuşacık olmuş kardeşler, görüyorsunuz. Görüyorsunuz jelatinize bir durum var. Jelatinize durum ne? Kolajen. Eskiden derlerdi işte ayak paça çorbası iç derlerdi kırıklara, eklem ağrılarına. Niye derlerdi? Çünkü bu jelatinden dolayı. Bu jelatin ne? İşte kolajen kardeşlerim. İnce. Doğal kolajen doğru. Hocam. En doğal kolajen. En doğal kolajen. Dana kolajeni, en makbul kolajeni. Bunu küçük küçük doğradı. Şimdi tabağımıza koyuyoruz. Zaten hocam elime yapışıyor, bırakmıyor. Aynen öyle. Şimdi güzelce çorbasını... Şimdi böyle terbiyesiz suyundan koyuyoruz. Suyunu da koyuyoruz. Oldu sana bir ilaç hocam. Vay. Şimdi kardeşler, şöyle koyalım bir Mert ustam. Mert kardeşim, hani boynuz kulağa geçer derler ya. Raci kardeşim, kusura bakma, oğlan seni geçmiş. Kusura bakma yani. Oğlan iyice ustalaşmış. Seni tebrik ediyorum. Çok güzel yetiştirmişsin. Helal Allah olsun. Allah razı olsun. Evet, şimdi içeriye geçelim. Servisimizi nasıl yapacağız? Sarımsağımızı nasıl yapacağız? Size bir de onu gösterelim. Ama diyorum ki tam zamanı, nezle grip olmak istemiyorsanız sabah öğle akşam için derim. O kadar garanti veririm size. O kadar güzel bir nimet ve %100 şifa. Haydi bakalım içeride yiyerek gösterelim size. Afiyet olsun hocam. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Şimdi size paça çorbası, ama ben buna diyorum iksir. Nedir iksir? Vücudunuza en güzel gelecek olan bir şifa kaynağı. Kardeşler, niçin öyle? Çünkü bunda çok önemli kolajen var. Bakın kolajeni gösteriyor. Bakın ne güzel üstünde birikti hemen. Harika bir şekilde. Hani paçada böyle bir yapışıklıklar olur ya, bakın böyle bir yapışıklıklar olur. İşte o yapışıklık kolajenin daniskası. Bakın. Kardeşler, kolajen hücrelerimizin yapı taşı, olmazsa olmazı. Kolajen cildimizden tutun da gözümüzden tutun da gözümüzün merceğinden tutun da tırnaklarımızdan tutun da kemiklerimizden tutun da iç organlarımızdan hepsine olmazsa olmazımız. D vitamini olmazsa olmazımız. C vitamini, mineraller, magnezyumu, kalsiyumu olmazsa olmazımız.
İşte bu hepsi var kardeşlerim. Şimdi biz bunu biraz daha zenginleştireceğiz. Ne yapacağız? İşte bir Allah'ın bir mucizesi daha. En doğal antibiyotik sarımsak. Bu da tam bizim meşhur taş köprümüzün sarımsağı. Şöyle güzelce sarımsağımızı koyalım. Ondan sonra ne koyacağız buna? Limonumuzu sıkalım, sirkemizi sıkalım hocam. Limonumuzu koyacağız. Mert kardeşim dediği gibi muhakkak limonumuzu da koyalım. Hani bazıları diyorlar ki sade sirke ya da limon. Ben her zaman hem limon hem sirke taraftarıyım. Ama gene de siz bilirsiniz. Bir de şimdi buna ne kazandırdık? Probiyotik özellik kazandırdık. Probiyotik ne? Bağırsaklarımızın olmazsa olmazı mı? Doğal faydalı mikroplarımız vücudumuzda. Bunu içtiğiniz zaman sevgili kardeşler sizin en az 2-3 günlük probiyotik sisteminiz dolmuş oluyor. Biz kıymetini fazla bilmiyoruz ama yabancılar bizden daha iyi biliyor. Yurt dışında birçok hastalarda bunu çok güzel kullanıyorlar kardeşler. Bizde de son dönemde bu paçalara karşı, sakatat grubuna karşı çok şükür ki bilinçlenme oldu. Ama kesinlikle ve kesinlikle böyle güzelini bulursanız muhakkak denk geleceksiniz. Bu güzelliği faydalanacaksınız. Yolunuz İncek'e düşerse, İncek'te kime sorsanız gösterir. Mert'le Raci Usta dediniz mi, onun en güzel yerinden gösterilen bu güzel nimetten yararlanın kardeşlerim. Kaçırmayın bu fırsatı. Bu arada Mert'e de çok teşekkür ederim. Afiyet olsun hocam. Müsaade ederseniz şöyle bir tadına bakayım. Kardeşler böyle bir lezzet yok. Hakikaten yok. Ben bir daha şu ekmeğimi batıracağım. Dudaklarınız yani. Yapıştı mı hocam? Vallahi yapıştı. Kolajenin en hasosunu aldık. Harika olmuş. Afiyet olsun. Seni tebrik ediyorum. Afiyet olsun. Ama mutfakta söylediğim lafı bir daha tekrar ediyorum. Raci, oğlan seni geçmiş. Thank you.
Çin'in düzeniyor. Yer yandı bamba, yer kara. Bunca memleket gezdi. Bir yan sevdim duvarda, kız ben seni alırım sütunda. Daracık daracık sokaklar, kızlar misket ufaklar. Elisinde kurusun seni öpen dudaklar. Bravo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.